Merhaba sevgili hayvanseverler. Bu videomuza yaklaşık 12 bin yıl önce soyları tükenen kılıç dişli kaplanları mercek altına alıyoruz. Aslında Buz Devri'ni izleyenleriniz bu türü yakından tanıyor. Bu filmde Diego isimli kılıç dişli bir kaplan vardı ve binlerce yıl sonra usta oyuncu Haluk Bilginer'in sesiyle hayat bulmuştu. Şimdi gelin bu dev kedilerin özelliklerine ve nesillerinin neden tükendiğine birlikte bakalım. Kuzey Amerika'da ortaya çıkan ve sonraları Güney Amerika'ya yayılan kılıç dişli kaplanların 3 türü olup, büyük kedigillerden yani aslan ve kaplan gibi hayvanlardan herhangi biriyle genetik olarak hiçbir yakınlıkları bulunmuyor. Ama buna rağmen gelmiş geçmiş en büyük kedi cinslerinden biri olarak kabul ediliyor. Tabii bunu da yapılan araştırmalar ortaya koyuyor. Bu büyük kedilerin fiziksel özelliklerini ele aldığımızda ise en dikkat çekici nokta, görüldüğü üzere yaklaşık 30 cm uzunluğundaki ince, uzun ve bıçak gibi keskin köpek dişleri. Ancak bu dişler sanılanın aksine saldırı silahları değil. Bilimsel adı Smilodon olan kılıç dişli kaplanların upuzun ve son derece keskin olan dişleri bildiğimiz büyük kedigillerin dişlerine hiç benzemiyor. Aslan ya da kaplanların dişleri yakaladıkları avların bu dişler arasında hapsolarak kolay av olmalarına yardımcı oluyor. Smilodonlarda ise bu uzun köpek dişler aslanlar ve kaplanlar gibi avlarının kilitlenmelerine imkan tanımıyor. Çünkü bu dişler şekli ve yapısı gereği böyle bir işlevselliğe sahip değiller. Peki o zaman nasıl avlanırlardı? Kılıç dişli kaplanların kol ve bacaklarını incelediğimizde bu sorunun yanıtı karşımıza çıkıyor. Bu devasa kediler yaşamış tüm kedi cinslerinden farklı olarak eşit uzunlukta uzuvlara sahip olmak yerine uzun ön bacaklara ve kısa arka bacaklara sahiplerdi. Ve de ön bacaklarının el parmakları normal kedigil oranlarından daha uzundu. Daha da önemlisi bu kediler devasa kürek kemikleriyle dikkat çekiyor. Dev omuzları adeta bir Hulk edasında ve devasa bir kas kütlesi taşıyordu. Kafa taslarında uzun köpek dişlerden sonra öne çıkan başlıca şey, kafatasının boyun kasları için destek ve bağlantı noktası gören kısmının normal bir kaplan ya da aslandan 3-4 kat büyüklükte olması. Yani bir smilodonun boyun kasları kafatasını inanılmaz bir kuvvetle betondan bir kütle gibi destekliyordu. Tüm bunları gözden geçirdiğimizde bu hayvanların özellikle gövdesinin ön tarafı ve üst kısmının çeviklikten ziyade düpedüz kaba kuvvet ve direnç için evrimleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Devasa pençeler kullanan, devasa kolları destekleyen devasa omuzlar, yine kısa ve geniş kafatasının kolayca sarsılmasını engelleyen beton gibi kaslara sahip kapkalın bir boyun. Yani bu hayvanlar fizik olarak günümüz büyük kedileri gibi atletik olmaktan ziyade resmen ayılar gibi güçlü ve dirençli olmak üzerine evrimleşmişlerdi. Gelelim yine lakaplarını da buradan alan uzun köpek dişleri. Bu dişlerin günümüz aslan ve kaplanların dişleri gibi olmadığını söylemiştik. Tabii bu durum kesinlikle aklınıza onların işlevsiz olduğunu getirmesin. Yine yapılan bilimsel araştırmalar, bu dişlerin ön ve arkaya bakan keskin taraflarının tırtıklara sahip olduğunu, dolayısıyla da bu dişlerin kuvvet uygulamak için değil, kesmek ya da yırtmak için kullanıldığını ortaya koydu. Yapılan hesaplamalarda kılıç dişli kaplanın ısırma şekillerine dair iki durum ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki alt çenesini 95 derece gibi bir genişliğe kadar açabilmesidir. Günümüz aslan ve kaplanlarının ağızlarını en fazla 65 dereceye kadar açabildiğini söylemek yerinde bir bilgi olacaktır. İkinci durumsa bir smilodonun ısırık kuvvetinin bir modern aslana göre ancak 1/4 biri kadar güçlü olabildiğidir. Yani smilodonların ısırık kuvveti zayıftı. Bu da şu şekilde yorumlanıyor. Smilodonlar köpek dişlerinin kırılganlığı ve ısırık kuvvetinin düşüklüğü sebebiyle asla modern kediler gibi yakaladıklarını çenelerinin arasında sıkıştırıp boğarak öldüremezlerdi. Bu teknik olarak mümkün değildi.
Çünkü similodonlar buz devrinde yaşıyorlardı ve yaşadıkları dönemin doğal habitatlarında avlandıkları avları da haliyle aşırı büyüktü. Bunların başlıcaları da mamutlar, mastodonlar, bizonlar, dev tembel hayvanlar, dev geyikler ve dev develerdi. Ayrıca kılıç dişli kaplanlar bu avlar için o dönemin devleri olan ve aslen bir puma türü olan Amerika çitası, dev kurtlar, düz suratlı ayılar ve Amerikan aslanları gibi diğer etoburlarla rekabet içindeydiler. Doğal olarak bu durumda da aç kalmamak için farklı bir avlanma tekniği geliştirmeliydiler. Similodonlar da aynen bunu yaptı. Amerikan çitası ve Amerikan aslanları gibi atletik değildiler. Dolayısıyla küçük ve çevik avlara karşı bunlarla rekabet edemezlerdi. Onlar da küçük avları tercih etmeyerek kendilerinden çok daha büyük avlara yöneldiler. Dev mamutlar gibi. Ancak dönemin dev otoburları da onlar için çok büyük ve zorlu bir hedefti. Hal böyle olunca da similodonlar tıpkı kurtlar ve aslanlar gibi sürü halinde yaşamaya ve avlanmaya adapte oldular. Ama avladıkları hayvanların devasa boyutları nedeniyle normal bir kedigil taktiği olarak boynunu ısır boğulsun tekniği işe yaramıyordu. Bundan dolayı da vücutları bu dev avları indirecek avlanma tekniklerine göre evrimleşti. Onlar da kedigiller gibi pusu kurarak avlanıyorlardı. Ama avlanmak için saldırdıkları an odaklandıkları tek bir mamut ya da bizon bile inanılmaz güçlü bir hayvan olduğu için onlar da sert bir direnç gösteriyordu. Kılıç dişli kaplanlar da bu durumda güçlendiler. Kuyrukları, bel uzunlukları ve arka bacakları kısaldı. Sonunda ise bir mamutun karşısında bile yılmadan tutunmalarına ve direnmelerine yardım edecek bir kas yığını haline geldiler. Tıpkı bir vücut geliştirme sporcusu gibi tüm kas kütlelerini kollarında, omuzlarında ve boyunlarında geliştirdiler. Ortaya çıkan hayvan muhteşem bir güreşçi olarak doğadaki bir boşluğu doldurdu ve buz devrinin devasa megafaunasına tam anlamıyla adapte olmuş gerçek bir av uzmanı haline geldiler. Ancak avladıkları avların devliği sebebiyle o kadar dar bir alanda uzmanlaşmışlardı ki buz devrinin sona ermesine neden oldular. Bilimin Quaternary Extinction adını verdiği dev yok oluşta avladıkları büyük ve yavaş hayvanların hepsi yok olduğu için kendileri de beraberlerinde yok oldu.